Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Ben mi? Yani öyle bir şey ettin ki ben kararsızım yani. Daha önce kime verdik abi? Tayyip'e verdim. Bir daha verir miyiz abi? Var mı niyetin? Düşünmem lazım. Neden düşünürdü abi mesela? Yani düşünmem de şu, yani açık diyeyim yani. Düşündüğüm de şu, yani bu kadar pahalılığa ne gerek var? Yani o yönden dolayı biraz düşünceliyim yani. Dayı da telefonu çıkar. Ekonomi nasıl dayı? Peki geçinebiliyor muyuz rahat rahat? Her istediğinizde olabilir. Sen ama geldin benim gibi birinle niye oldun ki ama? Ben baktım müsait olan biriyim. Benim 5-10 tane dairem var yani. Allah maşallah. Peki şu anki çocuklar 5-10 tane daire yapabilecek mi bu şartlar altında abi? Çok zor. Yapamayız. Yapamazsınız. İmkansız. Okuyamıyoruz. Ne olacak bu gençler bizim gençlerimiz abi? Ne olacak bu gençlere? Bu gençlere? Gençlerin suyu kurumuş ya. Hayır orada düşünmeyin. Aynıdır bak. Gece ve gündüz. Güneş ve yağmur. Başka değişiklik yok. Ama kişiler değişebiliyor. Büyüyor, ufalıyor, ölüyor, kalıyor. Ama her zaman aynıdır. İsteyen istediğini yapabilir. Unutma. Benim çocuklarım da yapmıyor. Hala para. Parayı sen bulacaksın da. Biz bulmayı da düşünürüz. Ben buralı değilim bak. Ben buralı değilim. Müsaade buyur. Ben buralı değilim. Bak memleketimi bıraktım. Ben buraya geldim. Taksicilik yaptım. Kağıt topladım. Her şey ettim. Çalıştım ettim. Neyin var? Biz öğrenci olarak bulmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Benim bir şeylerim var yani, şükür olsun. Biz öğrenci olduğumuzu şey yapıyorlar, bizi almıyorlar mesela. Şerif, biz nasıl yapalım? Öğrenci okudum da okudum. Adam gibi okuyoruz şu an. Adam gibi okudum, adam gibi okudum ben. Okuyoruz ama bu ekonomizmi okuyamıyoruz yani. Hayır, ben adam gibi okudum derken, bak ben lise mezunuyum, başka değil. Benim zamanıma, üniversiteye ben nereden gideceğim, gölünü bilmezdim. Evet, tabii o da doğrudur ama yani bu ekonomi yüzünden bizim de okuyacağımızı hiç sanmıyorum biz. Nasıl ya nasıl okuyalım? Kitap istiyorlar bizden. Kitapların fiyatları uçuk yani. Uçuyorlar. Benim sınavlarım başlayacak şimdi 25 Ekim'de. Bu sınavlara nasıl gideceğiz? Biz kitap alıp gireceğiz yani. Bu devlet bak ama o kadar şey etme ama. O kadar ağlamayın. Hayır biz ağlamıyoruz şu an. Hayır. Bak tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti'nde olan hastaneleri kim yaptı? Şimdi böyle bak onda. Ha? O yolları kim bu kadar yolları kim yaptı? Biz yollarda mı yürüyeceğiz yani? Ne yapacağız? Biz arabamız mı var ya da başka bir şeyimiz var? Sen gidebilir misin? Nasıl yürüyerek gidiyoruz zaten biz? Ki zaten sınavımızı istiyorlar, tamam mı? Sınavda bir de kitap istiyorlar. Bu kitap devletin verdiği kitapları da istemiyorlar. Bu devlete yani o senin dediğin kadar değil. Hükümet. Bak 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 o adamın buralarına bir bakın. Bak şuralarına bir bakın. Bak bize çalışmıyor ki. Ben bize çalıştığını görmedim o adamı. Sizi görmediniz mi? Evet. O zaman senin gözlerinde bir şeylik mi var? Hayır, gözlerim. Katarak mı var sende? Ya şu an çok görmedim çünkü hiç kimse konuşmuyor, tamam mı? Hayır, asla. Ne dalga geçiyorsun? Ben şimdi şey olarak yani ben şimdi diyeyim. $0.08 ya. 8 kuruş. Dolar 9 lira dedi. Tamam, sen dolarla ne işin var? Sen dolarla ne işin var? Okula kantine gidiyoruz, tamam mı? Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Özür dilerim. Sadece sebep ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımızı indirmek, tamam mı? Eski Türkiye'ye dönmek, tamam mı arkadaşım? Bir dakika. Bak ne güzel diyor. Bugün Suriye'den Türkiye'ye o kadar şey geliyor ki, tehlikeler geliyor ki. Bunun hiç farkında mısınız? Eğitim çok güzel diyorlar amca. Eğitim çok güzel diyorlar, tamam mı? Bunu diyen kişilerin hepsi Amerika'da olmayı. Amcacığım. Biz okuyamıyoruz. Amcacığım bu kardeşimiz bilmez. Eskiden bir dakika. Bir dakika. Ben ekonomiye bakacağım. Siz sakmışsınız hepiniz. Böyle. Müsaade edemezsiniz. Bir dakika. Onunla göster. Neredeyse. Amcacığım, oyunlar ne? Bir dakika dinler misiniz bir dakika? Tamam, bir dakika ben bir söyleyeyim, ben gideceğim, benim bir işlerim var, ben okula gidiyorum. Bir dakika. Ne oldu bu telefonu? 300 lira. Amcacığım, bunların oyunu ne biliyor musunuz? Bir dakika, bir dakika. Çocuklarını bunu nasıl yapacağız biz? Bir dakika ya. Amcacığım, bunların oyunları ne biliyor musunuz? 2023'te algı operasyonu yapıp Cumhurbaşkanımızı indirmek. O kadar. Başka bir şey yok. Düşünmeye çalışmıyoruz. Biz bunlar. Bir dakika sen mutlu musun lan? Bir dakika sen mutlu musun? 2023'te %53'i değil. %60'dan gelecek. Bir dakika. %60. Bakın.
Z kuşağı var abi. Ne Z kuşağısı ya? Ne Z kuşağı? Bir şey atma. Bursun bir dakika. %60'tan aşağıda ben gelmiyorum. Ne görmüş? Şu anda İHA'ları görüyorsun, uçakları görüyorsun. Biliyor musun? Burs ne kadar biliyor musun? Amca. Burs ne kadar? Bir dakika burs ne kadar? Bir dakika burs. Abi bir dakika burs ne kadar? Tamam bir dakika. Abi niye cevap vermiyorsun? 650 yaptılar. 650 lira yaptılar. Yurduda 450 lira yaptılar. Ama yani bak ama bak kepçeyle geliyorsun. Sen hiç dinlemiyorsun. Kepçen konuşuyorsun. Amcacığım. Hiç olmazsa. Dinledim. Siz konuşacaksınız. Dinleyeceksiniz. Hayır hayır. Yeteri kadar dinledim ben sizi. Biz sizi dinledik yeter. Şu şey diye. İnmez o inmez. O inin düşünmeyin. Doğru söylüyorsun dayı. Boş ver sanmıyorum. Haklısınız ama bir an konuşuyoruz artık. Geleneğiniz kötüsü. Sizin düşünceniz. Bilmiyorum. Bu %53 yılan geldi. Okuyamıyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz daha? Okuyamıyorum. Ey kendimi var. Param var da okuyalım. Kitap istiyorlar. Bakın şurada kitapçılar var. Bakın şurada kitapçılar var. Ya ne kadar kitaplar? 110 lira, 150 lira, 160 lira. Abi ben bu bekar halimle şu an geçinemiyorum ya. Abi Afganları doldurmuşsun. Ucuzdan çalışıyorlar ya. Adamlar 2,5 milyar 12 saat çalışıyor. Ben istediğim parayı vermiyor. Vermiyor bana istediğim parayı. Ben ne yapacağım? Irak'tan da geliyorlar. Ben ne yapacağım? Bana bir ürün söylesene. Her gün zamla açıyoruz gözümüzü ya. Böyle bir ülke var mı artık? Geliyorlardı. Şuradan geliyorlardı. Afganlar geldiği zaman ne tepki gösteriyor? Abi Afganlar ben sana ne diyorum? Adam burada. Adam burada bir sene çalışıyor. Bir saniye. Hayır biz Ceren bir saniye. Adam burada ucuza çalışıyor çünkü orada para, buranın parası orada değerli. Bir sene çalışıyor orada evini de alıyor, arabasını da alıyor. Ben burada bir sene çalışıyorum ben ne yapıyorum? Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam. Ben yarın öbür gün evlenme korkuyorum abi. Bekar halimle geçinemiyorsan. Abi bekar halimle geçinemiyorsan ben yarın öbür gün evlenince nasıl geçinim yapacağım ya? Nasıl? Her gün gözümüzü farklı zamlarla açıyoruz. Abi bunun bir farkına varın ya. Haklıdır. Haklıdır. Farkına varın. Ben şimdi fırından geliyorum. Adam 2,5 milyara çalışıyor. Benim hakkım 4 milyardır vermiyor bana parayı. Ben usta adamım. Abi vermiyor. Çünkü adamların sigortası yok. Şeyi yok. Ucuza çalışıyorlar. Sen olsan sen de çalışırsın. Çalıştırırsın. Abi ben anlamıyorum. Şu Suriyeliler doldurmuş sırf o için ya. Ya niye Suriyeliler? Abi biz onlara çalışıyoruz. Niye? Bizden alıyor onlara Halepçe veriyor. Halepçe Katliamı'nda biz. Halepçe Katliamı'nda bir sürü insan Türkiye geldi. Niye söylüyorsun? Yarın öbür gün Türkiye'ye bir şey olsa hangi ülke kucak açacak? Biz herkese eyvallah herkesi alıyoruz da yarın öbür gün kim bize? Zaten. Abi, Allah'ın izniyle biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Evet, tamam görüyoruz. Eyvallah. Bak ben Kürt'üm. Ama abi, benim bayram birdir. Ben bu vatan için canımı veririm. Ama bak. Ama Cumhurbaşkanımızı indirmek. Abi hedef bu. Abi. Ne derseniz deyin kardeşim. Boş ver hikaye okumayın. Abi o inecek. O inmedi mi bu ülke düzelmez. Bitti. Abi korkuyorum. Nasıl yapacağız bunu? İnmeyecek. Abi bunlar gözünü açtı. Tamam mı? Bir şey sorabilir miyim? Ya bırak gözünü seveyim. Sen ne yapacaksın? Biz 12-13 yaşında şeyleriz. 12-13-14 yaşında ileri şeyleri var. Biz mi çalışıp yapacağız bunları? Teknoloji var. Bir tane İHA yapın. Bir tane şey yapın. Bir tane uçak yapın. Niye bunlara kafanızı yormuyorsunuz? Benim planım var ya. Kafanıza niye yormuyorsunuz? Biz teknolojiyi açarsın. Eğitim yok. İhtiyaç için internet lazım. Para lazım. Çocuk bayraktarın yanına gidin. Eğitim veriyor. Gidin lütfen ya. Gidin yanına. Ama gözünü seveyim lütfen. Yandaş değilim. Abi bu kadar da savunulur. İslam aleminin tek lideri var Tayyip Erdoğan. Kimse yıkamaz. Allah'ın izniyle. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü yıkamaz seveyim. Yıkamaz kimse. Yıkar. Yıkamaz. Yıkar abi. Abi niye Selahattin Demirtaş içeride anasını? Ya niye lan neden? Korkuyor. Selahattin Demirtaş çünkü niye biliyor musun neden kardeşim? Abi? Ya haksız yani. Bir dakika dinle. Tamam dağmaz ama işi şey. Diyarbakır'daki o kurban dağıtan kardeşimizi çatıdan attılar bunlar. Çatıdan. Ya bırak. Çatıdan attılar. Niye demiyorsun? Abi bir haksız yere niye insan hakları diyor çıkar diyor ya adamı. Çünkü suçu yok. Suçu yok. Abi suçu yok. Bak kardeşimize. Korkuyorlar. Çocuğu diye çatıdan attılar. Bir oy vereceksiniz. Bir oy da. Ben oy kullanmam. Hayatta ben oy kullanmamışım. Ben 5 sene durup kullanmıyorum. Abi kime vereceksin? Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Eğer Selahattin Eyyubi'yi biliyorsan o kardeşimizin ne suçu vardı oradan çatıdan attılar? Bir dinler misin? Malkaç çalıdır. Çatıdan atıp Yasin Börü'yü neden şehit ettiler? He?
Söylesene. Abi bana onlarla gelmesin. Niye? Selahattin Demirtaş diyorsun ki. Ben şu anda. Selahattin Demirtaş niye içeride? Abi, Selahattin Demirtaş katildir kardeşim. Herkes biliyor haksız yere. Herkes biliyor ki. Eğer oradaki Kürt kardeşlerimizi savunuyorsa o 18 yaşındaki çocuğu öldürmesin. Cezayı vereceksin o zaman. Korkmayacaksın, cezayı vereceksin o zaman. Korkmayacaksın. Cezayı veremezsin işte, ver o zaman. İçeride tıkmış yaptın öyle. Ver o zaman cezayı. Niye veremiyorsun? O katil kardeşim, katil. Katil değil. Bunu. Nasıl değil? Bırakın ya. Müslüman olduğu için o Kürt kardeşimizi çatıdan atıp üzerinden kaç defa geçti? Tayyip nerede Tayyip? Sen Tayyip Erdoğan'a laf söyleyemezsin. Söyleyemezsin. Ona söyleyemezsin. Abi burada bir şey tartışıyorlar. Herkes düşünce özgürlüğü. Hendek olayı oldu. Hendek olayı oldu. Ne yaptın? Niye tepki göstermedin? Düşünce özgürlüğü yok mu? Ben istediğimi düşünemez miyim bu ülkede? Düşün. Sen Selahattin. Tereddüt gözüyle bakıyorlar ya. Böyle bir şey yok yok. Ayrım ya boş konuşuyorsun. Kurtuluktur abi. Yalan söylüyorum abi. Yanlış anlamayın. Ben Kürt Türk ayrımı yapmıyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Selahattin Demirtaş oradan insanları Kobani olaylarından dolayı insanları sokağa çeken kim? Ben miyim? Hendek olaylarını biz mi yaptık? Abi neyi anlatabiliyorsun şu an? Bir dakika kardeşim, bir dakika. Elhamdülillah ben Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım kardeşim. Kürt de bizim, Arap da biziz. Ama insanlar tek taraflı konuşmasın. Ahmet gider, Mehmet gelir. Kılıçdaroğlu da gelir, saygı duyuyoruz. Bir şey demiyoruz ki. Seçim. Hepinize saygı. Yani biz bilmiyor muyuz? Tayyip Erdoğan'da blok kaç tane insanlar bir araya gelmişler, kaç tane gelmiş olabilir. İnşallah Allah'ın izniyle seçim olur. Oyunu atarsın, gelir. Teşekkür ettim abi. Tamam mı abi?